8000 ton altını önce elimizden aldılar, sonra sakladılar ve en son izini kaybettirdiler. Daha sonra okullarda öğretmeyi bıraktılar ki kolayca unutabilelim. En son altın satışı 1984 yılında 400 ton olarak yapıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hükümetine soruyorum. 300 trilyon dolar borcu ödemek için iki ayrı askeri üste sakladığınız 8000 ton altından birazını kullanmaya ne dersiniz? Durum daha da kötüleşecek ve enflasyon bu rakamlarda kalmayacak. Bunun sonucu olarak da bir emtia patlaması yaşanacak. Altın, gümüş ve petrol fiyatları yükselecek fakat tahviller çökecek. Şimdi birçok insan soruyor, madem enflasyon geliyor, o halde altın fiyatları neden uzaya çıkmıyor? Deflasyon ya da dezenflasyon varsa altın fiyatları neden yükselsin ki? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisine bakmalısınız. Ölçütümüz bu olmalıdır. Birçok insan Libor'a bakıyor ama ben diyorum ki hayır. Yatırım kararları alıyorsanız, örneğin bir ev ya da sermaye yatırımı yapıyorsanız bunların hepsi için 10 yıllık hazine tahvilleri doğru ölçüttür. Libor, London Interbank Offered Rate'in kısaltılmasıdır. Londra bankalar arası para piyasasında likiditesi yüksek bankaların birbirlerine Amerikan doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır. Londra saatiyle 11'de sabitlenir. Piyasalar tarafından gösterge faizi olarak kullanılır. Libor farklı vade sürelerinde genellikle 1 ay, 3 ay ya da 6 ay ve farklı para birimlerinde ABD doları, İngiliz sterlini ve avro gibi yayımlanır. Bu oranlar finansal piyasalardaki faiz oranlarının belirlenmesine yardımcı olur ve dünya genelinde finansal piyasalardaki likiditeyi ölçmek için önemli bir araç olarak kullanılır. Bu arada yatırım yapmak istiyorsanız altın ya da 10 yıllık hazine bonosu alabilirsiniz. Özellikle 2022 yazından beri en çok getiri sağlayan yatırımlardan biri 10 yıllık hazine bonolarıdır. Ayrıca hazine bonolarının getirisi arttıkça dolar güçlenir ve altın fiyatları düşer. Buna çapraz kur diyoruz. Kısaca daha güçlü dolar altın için daha düşük bir dolar fiyatı anlamına gelir. Tam tersi olarak da 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi düşerse bu durum doları zayıflatabilir ve altın fiyatını yükseltir. Bu nedenle bana altın fiyatlarını soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Altın fiyatları enflasyon tarafından değil 10 yıllık hazine tahvilleri faizine karşılık gelen doların gücü tarafından yönlendirilmektedir. Şimdi dilerseniz biraz altının boğa ve ayı piyasaları hakkında konuşalım. Ama bunu konuşabilmek için bugünü değil 1971 verilerini alarak başlayalım. Şimdi neden bugün değil de 1971'den başlayacağımızı sorabilirsiniz. Tabii ki bunun ana sebebi 1971 yılında Nixon'ın doları altın standardından çıkarmasıdır. 1971 yılına kadar Amerikalılar altın sahibi bile olamıyordu. Altın kara borsaydı. İnanın bana o dönemde altın uyuşturucu ya da makineli tüfekle eşdeğerdi. Ancak ve ancak yabancı ticaret ortakları 1971 yılına kadar dolarlarını altına çevirebiliyordu. Bretton Woods döneminde altının onsu 35 dolara sabitti. Bretton Woods'tan önce ise 1920'lere kadar 20.67 dolara sabitlenmişti. O dönemde sanırım sterlin de 4.75 dolardı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru mesela 1913 yılında bir İngiliz Londra'dan Bombay'a giden bir gemiye binmiş olsaydı yanına bir İngiliz altını alırdı. Bir İngiliz altının yaklaşık 8 gram veya biraz daha az eder. Çeyrek ons sayılabilir. Aslında ons olarak baktığınızda paranın büyük olmasına ihtiyacınız yok. Bugün bir ons altın 2000 dolar yapıyor. Onu öylece yanınıza alıp taşıyamazsınız. Sakız alınacak bir para değildir. Ama bir de çeyrek ons var ki bugünkü 500 dolarlık banknotlar gibi. Bugünlerde hatırı sayılır bir para olmasa da o zamanlar İngiltere'den gemiye binip Hindistan'a inebilirdiniz. Aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın her yerine yapabilirdiniz. Yani altın aslında paraydı. Mesele ise döviz kuru ne kadar meselesi değildi. Altın paraydı ve insanlar bunu ağırlık cinsinden düşünüyordu. İnsanlar şöyle diyordu. Bir Britanya sikkesi 8 gram altın eder. Özetle dostlar bu değer size her şeyi verebilir. Tarih boyunca böyleydi. Ancak 1971'den bu yana döviz kuru açısından tamamen ayrıştığımızdan altının dolar fiyatının ne kadar olduğunu düşünmek zorundasınız. Çünkü sabit değil. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve herkesin altına ihtiyacı vardı.
herkesin altına ihtiyacı vardı ve adeta altına hücum edildi. Ülkelerinde altına ihtiyacı vardı. Çünkü savaşın bedelini ödemek veya savaşı kazanmak için ülkeler altına ihtiyaç duyuyordu ve bu bir sır değildi. Almanya, İngiltere ve ABD kim olursa olsun fark etmedi. Hepsinin altına ihtiyacı vardı. Bu arada ABD savaşta tarafsızdı ve 1917 yılına kadar savaşa girmedi. 1914 yılından 1917 yılına kadar 2,5 yıl boyunca New York tüm Avrupa'nın yani savaşan devletlerin finans merkeziydi. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti vatandaşlarına altınlarını bankalara getirmeleri ve karşılığında banknot para almalarını söyledi. Tüm halk bu çağrıya uydu çünkü ABD bir savaştaydı ve milliyetçilik bunu gerektirirdi. Ayrıca insanların bir diğer düşüncesi, savaş kaybedilip ülke elden giderse altınlarımızın bir hükmü olmaz düşüncesiydi. Bu bilinçle insanlar altınlarını bankalara yatırdı. Peki bankalar bu altınlarla ne yaptı? Hepsini eritip 400 onsluk külçeler yaptı ve halka endişelenmeyin, paranız altınla destekleniyor, siz banknotları kullanmaya devam edin dediler. Bu 400 onsluk külçeleri hiç gördünüz mü bilmem, cüzdanınızda taşıyamazsınız, yaklaşık 11,5 kilodur. ABD hükümetinin aslında büyük bir planı vardı ve vatandaştan altınlarını bankaya götürmelerini istemek bu planın ilk adımıydı. İkinci adım 1930'larda yaşandı. Fed tüm bankalara talimat göndererek elinizdeki tüm altınları Fed'e gönderin dedi. Yani bankaların halktan topladığı altınların tamamına yakını New York Merkez Bankası'na döndü. Üçüncü adımda ise Birleşik Devletler Hazinesi ve Maliye Bakanlığı tüm altınları Merkez Bankası'ndan aldı. 1934 yılında Birleşik Devletler Hazinesi Fed'in sistemindeki bütün altınlarına el koydu. Bakın şu detayı unutmayın. Fed rezerv sistemi özel bir yapıdadır ve altın için sertifika veren bir kurumdur. Fed'in web sitesine girerseniz bilançosunu inceleyebilirsiniz. Bu bilançonun varlık tarafını incelerseniz en büyük gelir kaleminin 11 milyar dolar değerindeki altın sertifikaları olduğunu görürsünüz. Bunun temel nedeni altının ons başına 42 dolardan değerlendirmeleridir. Eğer bugün yeniden değerlendirmiş olsaydık 11 milyar dolarlık bu rakamın bugünün parasıyla 470 milyar dolar olduğunu görürdünüz. Yani Fed'in bilançosunda olmayan altın sertifikası ile temsil edilen yaklaşık 450 milyar dolarlık gizli bir varlığı var. Ancak bu altın değildir. Peki ABD altınlarını nerede tutuyor? Birleşik Devletler'in altın sahibi hazinedir. Fed'in sadece kağıt sertifikası var. Ayrıca altınlarımız iki ayrı ordu üstünde tutuluyor. West Point ve Fort Knox. Yani altın, onu cüzdanında dolaştıran vatandaştan önce ticari bankalara, ticari bankalardan Fed'e, Fed'den hazineye ve son olarak da hazineden de ordu üstüne gitti. Altın hala orada kaybolmadı ama kimse bundan bahsetmiyor. Herkes sanki para değilmiş gibi davranıyor. Eskiden insanlar bu kaybolan altınları çok dile getirirdi. Peki ne oldu da bir anda sustular? Cevap aslında çok basit. Okullarda bunu öğretmeyi bıraktılar. Eğer benim yaşımdaysanız altın hakkında bir şeyleri okuldan öğrenmiş olma ihtimaliniz var. Ama benden sonraki iki nesil eğer altın hakkında bir şey biliyorsa bunu kendi çabalarıyla öğrenmiştir ya da madencilik okumuştur. Şimdi altın hakkında hiçbir şey bilmeyen iki nesil boyunca yetişen akademisyenlerimiz var. Yani önce elimizden aldılar, sakladılar ve gömdüler. Sonra öğretmeyi bıraktılar ve hakkında konuşulmasını unutturdular. 100 yıldır da yokmuş gibi davranıyorlar. Bu altın hala var ve orada ABD'de gömülü 8000 tondan fazla altın var ve Rusya bunu en iyi bilenlerden biri. Bakın İngilizler bu altınlarını sattı. Ruslar keza öyle. İsviçre 1000 ton altınını sattı ve IMF 2010 yılında 400 ton altın sattı. Bu rakam önemli bir para kuruluşu tarafından yapılan son önemli satıştı. Avustralya altınlarının çoğunu sattı. Kanada da öyle. Şimdi ABD'ye sormak istiyorum. Neden altınlarınızın bir kısmını satmıyorsunuz? ABD satmıyor. 1980'den beri hiç satmadı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olarak bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Milyarder Motivasyon sizinle olsun.